Onlar ekranlarda gördükleri mülteci görüntüleri üzerine Yunanistan'a gittiler. Jay Maxis ve Irene Pisifidi İngiltere'de yaşıyor ve orada okuyor. Yunanistan'a gidip sığınmacıların içler acısı durumunu gördükten sonra Ekim 2015'te ülkelerine geri dönüp burada Odisea Derneği'ni kurma kararı alıyorlar. Hedefleri ise sığınmacıların Yunanistan'a ulaşmak için kullandıkları ve şu an çöpe atılan can yeleklerini ikinci kez kullanıp onlara yeniden hayat vermek. Her şey Midilli Adası'nı ziyaret etmemle başladı. Durumdan kaynaklanan çevre sorunlarına bir çözüm arayışı içerisindeydim. Adeta bir deney gibiydi. Yunan gençlere ülkelerine geri dönmeleri ve çöplerden dahi bir şeyler yapabileceğimizi kanıtlamak için bir girişim içerisindeydim. Midilli sahilleri birçok mülteci için son durak. Aylar boyunca kıyılara atılan can yelekleri artık geri dönüşüm amaçlı toplanıyor. Sığınmacılar Türkiye'den Yunan adalarına gelebilmek için can yeleklerine 50 ila 200 euro arası para ödediğini belirtiyor. Jay Maxis Midilli Adası'na ilk geldiği sıralarda bir grup gönüllüyle beraber sığınmacılara yemek dağıtıyor, aynı zamanda gemi ve tekne lastikleriyle onlara yağmurdan korunmak için barınaklar hazırlıyordu. Derneğin kurulmasıyla mültecilerin ve gönüllülerin de yardımıyla çanta ve yatak üretilmeye başlandı. Mülteciler ilk geldiklerinde konuşmuyor, korkuyorlar çünkü kendilerinin nelerin beklediğini bilmiyorlar. Tabii bu can yelekleriyle farklı bir hikayeleri var. Türkiye'ye gelirken can yeleklerini kullandılar, bu korku dolu anların üstesinden geldiler ve biz de onlara yardımcı olmak istiyoruz. Rohan Muhadi Afganistan'dan geliyor. 14 kişiyle beraber Türkiye'den Midilli Adası'na geçerken annesi de dahil 11 kişi boğularak hayatını kaybediyor. Bir can yeleği gördüğümde üzülüyorum ve ağlamaya başlıyorum. O can yeleklerinde annemi görüyorum. Yunan sahil güvenlik ekipleri bizi kurtardıklarında annemi bulamadıklarını söylediler. Denizde cesedine rastlayamadılar. Jay ve Irene sahil kıyılarından topladıkları çöpleri geri dönüşüm amaçlı kullanarak üretime geçmek ve bu sayede mülteci ve yerel halka maddi destekte bulunmak istiyor. Bu sadece bir başlangıç. Hedef Midilli'de bir fabrika kurarak can yeleklerini çanta veya farklı araçlara dönüştürmek. Eğer her şey yolunda giderse çalışanların yarısı yerel halktan ve diğer yarısı ise mültecilerden oluşacak. Ancak bunun için sığınmacıların öncelikle Yunanistan'da çalışma hakkını elde etmesi gerekiyor.